Değerli basın çalışan arkadaşlarımız, bizi böyle bir günde yalnız bırakmayıp buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Asla siyasi bir partiye bağımlı değil, asla da siyaset yapmıyoruz. Bundan yaklaşık bir yıl önce yapmış olduğumuz uyarı grevinden sonra Sayın Başkan elinde bir zar sallayarak basına personelin 1 milyon TL borcu olduğunu söylemişti. Personel ve mağus halkı borcunu ödeyecek, biz de para toplayıp maaşları ve ek mesaileri ödeyeceğim demişti. Oysa iyi bir çalışma yapılmadan Sayın Başkan'ın eline verilen dökümler külliyen yalandır. Personelin belediyeye olan borcu söylenen rakamın 1/3 bile değildi. Tam 2 yıldır onlarca yazı vermemize, sözlü olarak konuşmamıza rağmen vermiş olduğu sözleri tutamayarak çalışanların emeğinin karşılığı olan ek mesaileri 12 aydır arkadaşlar, 1 yıldır ödemeyen bir belediye. 2 yıl içerisinde ilkten 15 milyon TL borçlanıp daha sonra sıkışınca 20 milyon TL daha borç alarak birinci borcu faizleriyle birlikte kapatan ama yine de personelini gününde ödeyemeyen bir belediye. Bir hafta önce 7 gün boyunca elektrik kurumuna olan borcundan dolayı elektriksiz kalan bir belediye. Yıllarca ihtiyaç sandığı yatırımı yapan ve kendi birikiminden borç yani avans alan çalışanların maaşlarından taksidini kesen fakat aylardır ihtiyaç sandığına bu paraları yatırmayan, kendi çalışanını mağdur eden bir belediye. Hiyerarşik yapıyı bozdunuz. Ayrıcalıklı, dünya kadar personel yarattınız. Sonra da kurumlaştık dediniz. İşte böyle bir belediye. Çok uzun yıllar bu belediyeye hizmet vererek emekli çıkan emekçi kardeşlerimizin 8 ay geçmesine rağmen ikramiyelerini ödeyemeyen bir belediye. Tüm Mausa su sıkıntısıyla savaşırken Mausa'da su sorunu yoktur diyorsunuz. Evet, Mausa'nın su sorunu yoktur. Çünkü denizden su arıtma tesisi mevcuttur. Ama o da yüklü borçtan dolayı su arıtmıyor. Biz ya da siz başka bir şehirden bahsediyoruz. Niye Mausa'nın sokaklarında tankerler geziyor? Vatandaşa 70-90 TL fiyattan tonuna su satıyor. 6 aydır Covid-19'u vesile ederek dünyada ve ülkemizde ekonomi kötüye gidiyor diyorsunuz. Dağıtılmak üzere alınan patates, portakal, havuç vesaire gibi erzaklar için yandaş birilerine 1 milyon TL ödeme yapıyorsunuz. Bu erzakların ne kadarı ihtiyaç sahiplerine, ne kadarı ulaştı, ne kadarı da çöpe gitti. Belediye içerisinde bir şirket kurulması ile ilgili belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak bu şirketi kurdunuz. Fakat anlayamadığımız, bu şirketin hiçbir araç ve gereci yoktu. Halen daha olmadı, olamayacaklar. Çünkü belediyenin bile araç gereci kalmadı. Bu şirket ne işe yaradı? Gündelikçi hikayesi kalktı gibi oldu. Gündelikçi kalemindeyken sizin istediğiniz veya menfaatçi meclis üyelerinin adamları belediye geçici statüsüne geçti. Fazla arkası olmayanlar şirket statüsünde kaldı. Ama ne yazık ki gündelikçi hikayesi bir türlü bitmedi. Peki şimdi ne oldu? Hani her şey çok güzel olacaktı? Bu şirkette çalışan 100'e yakın emekçi kardeşlerimizin de 10 aydır ek mesaileri ödenmiyor. Biz söyledik demek istemiyoruz. Fakat yine de söyleyeceğiz. 1,5 yıl önce sendikamız mali yapı, hiyerarşik yapı, ek mesailer ve istihdamlarla ilgili Sayın Başkan'a yazı verdi. Sayın Başkan'ın imzası ile sendikamıza gelen cevap, makam ve kadroların görev, yetki ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup hiç kimse üstüne vazife olmayan işlerle uğraşmasın. Aksi halde belediyemizin kurumsal yapısı bozulur demişti. Yani kısacası siz kimsiniz, benim işime karışırsınız demekti bu yazının özeti. Şimdi biz soralım. Hangi kurumsal yapıdan bahsediyorsunuz? Sendika olarak biz bunu ilerleyen günlerde Mausa halkı ile birlikte sorgulayacağız.
Bu işi halka taşıyacağız. İlerleyen günlerde önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bunu siyasete bağlamasınlar diye. Bu süreci atlattıktan sonra gerekirse tüm bunları yazıya dökerek çemberlerde sendika yönetim kurulu nezdinde Maus halkına bildiriler dağıtacağız.